Efendim piyasa ile karşınızdayız. Saatleri 11. Ben Gözde Kılıç. Fiyatlamalar diyeceğiz. Haftanın ikinci işlem gününde enflasyon rakamlarını takip ettik. Aylık 2.24'lük bir enflasyon rakamından bahsediyoruz. Yıllık bazda 47.09'luk bir rakam. %75'lik enflasyonda zirvede görüldükten bu yana da yaklaşık 28.3 puan aşağıda olduğumuz bir rakamı görüyoruz. Yıl sonuna ilişkin enflasyon tahmini Merkez Bankası'nın %44 seviyesinde şekillenmişti. Şimdi detaylı olarak konuşacağız, grafikler eşliğinde aktaracağız. Aylık enflasyonda daha dalgalı bir seyrin olduğunu görüyoruz. Merkez Bankası etki alanının dışında dediği aslında gıda ve kira fiyatlarında artışın olduğu bir tablo. 16 ayın en düşük seviyesine gerileyen bir rakam var. %75 seviyesinden %47.09'a yaklaşık 28 puanlık bir düşüş hareketi söz konusu. Aylık bazda 2.24'lük rakam ama bir önceki ay 2.88'lik bir veriyi takip etmiştik. Onu da paylaşalım. Bir de ana harcama gruplarına göre aylık enflasyon rakamlarını ekranlarınıza getirelim. Özellikle gıda fiyatları enflasyon üzerinde belirleyici oldu. Merkez Bankası zaten karar metninde buna işaret etmişti. Gıda ve alkolsüz içecekler grubu %5.1 seviyesinde. Merkez Bankası bunu etki alanının dışında olarak zaten paylaşmıştı ki giyim ve ayakkabı tarafında aylık tüfede 0.25'lik bir düşüş takip ettik. Eğitimde bu ay pek bir değişim görmedik. Ulaştırma 0.29 artış gösterdi. Lokanta ve oteller tarafı sadece 0.79 arttı ki hizmet enflasyonunda iyileşme eğiliminin olduğunu Merkez Bankası hem enflasyon raporu sunumunda paylaşmıştı hem de aslında karar metninde öne çıkan ifadelerde hizmet enflasyonundaki iyileşmeye bir vurgu gerçekleşmişti. Onu da paylaşalım. Kasım enflasyonu ile birlikte kira ve iş yerlerine uygulanacak olan tavan zam oranı da netleşti. Rakam %60.45 seviyesinde gerçekleşiyor. Geçen ay kira ve iş yerlerine uygulanacak olan tavan zam oranında bizler %62.02 seviyesini takip etmiştik. Yeni rakamda %60.45 seviyesinde gerçekleşiyor. Bu ay oldukça önemli. Asgari Ücret Tespit Komisyonu ilk toplantısını 10 Aralık tarihinde gerçekleşecek. İkinci ve üçüncü toplantılarla birlikte de yine Aralık sonuna kadar yeni asgari ücret rakamı belirlenecek. Onu da paylaşalım. Şimdi fiyatlamalar diyeceğiz. Veri geldiğinde, saatler onu gösterdiğinde Borsa İstanbul yönünü bir miktar aşağıya çekmişti aslında. Bankalarda bir miktar yönünün aşağıya çevrildiğini görmüştük. Tam saat 10'da Borsa İstanbul'da bir düşüş hareketiyle tepki verilmişti enflasyon verisine. Ama sonrasında Borsa İstanbul bir değer kazancı içerisine girdi. 9849 puanı test etti. An itibariyle 9853 puanda %1.78'lik bir artı var. Bankalar tarafına hemen bakalım. Enflasyon rakamlarına bankalar oldukça duyarlı. Faiz indirimlerine karşı duyarlılar ki son 3 haftalık zaman diliminde %30'a yakın değer kazançları da bankalarda görülmüştü. Yükseliş %3,5 ve 14.569 puanda. İşte veri ilk geldiğinde bankalarda bir miktar aşağı yönlü hareketlilikler görsek de sonrasında hızlı bir yükseliş eğiliminin gerçekleştiğini de takip ediyoruz. Peki sektörel tarafta neler var son tabloda? Sanayi 0.98 artıda, gayrimenkul %2,5 değer kazanıyor. Teknoloji %4 değer kazanıyor. Hemen dönelim sigortalara, ikinci sayfaya. Geçtiğimiz hafta %9.8'lik bir değer kazancı vardı sigortalarda. En fazla değer kazanan sektörlerin başında sigortalar yer almıştı. Kimya bugün %1.06 artıda, madencilikte %2,5'luk değer kazançları. Geçtiğimiz hafta özellikle iletişim tarafı baskılanmıştı. Sektörel endekslerde iletişimin değer kaybı içerisinde olduğunu takip etmiştik ama çimento, bilişim, GYO'lar tarafı da geçtiğimiz haftanın pozitif performansını sergileyen endeksleriydi. Bilişimde bugün %1.3'lük değer kazancını görüyoruz. Özellikle dün inşaat tarafı da oldukça hareketliydi. Bugün inşaat sektöründe %1.46'lık bir değer artışı gerçekleştiği de görülüyor. Şimdi en çok artanlar ve azalanlara da hemen bir bakmaya çalışalım. Düne baktığımızda BİM, Türksel ve Şişecam endeksi yukarı taşıdı. Baskılayan kağıtlarda Koç Holding, Yapı Kredi Bankası ve Sabancı Holding vardı ki cuma gününde de Yapı Kredi hissesi borsayı aşağıya çekmişti. Aslında Koç Holding'den bir açıklama vardı. Yapı Kredi'nin satışına ilişkin haber başlıklarını, iddiaları yalanlamıştı. En çok artanlarda geçtiğimiz hafta bizler Papil'i gördük. Bugün de Papil
%9.94 değer kazanıyor ki geçtiğimiz hafta %30'a yakın bir primi vardı. Emlak konutta 7.11'lik artı, Peker GYO'da 6.8'lik bir artı. Aslında bugün gayrimenkul yatırım ortaklıkları enflasyon verisi sonrası yükselişini hızlandırdı. Koza altında Akbank'ta %4'ün üzerindeki değer kazançlarının geldiğini de görüyoruz. Hemen en çok düşenler tarafındaki son tabloya da bakalım. Fenerbahçe var %1,5 ekside. Beşiktaş, MLP Sağlık'ta %1'e yakın değer kayıpları. Doğuş Otomotiv ve Oyak Çimento'da %1,6'lık eksiler karşımıza çıkıyor. Küresel tarafta neler yaşanıyor? Hemen bir de oraya bakmaya gidelim. Trump'ın olası enflasyonist politikaları ve Fed'in faiz indirimleri konusunda piyasa bir denge arayışı içerisine girmiş vaziyette. Trump, BRICS ülkeleri ortak bir para birimi çıkarıp ve doların aslında hegemonyasını tehdit ederse ben de o ülkelere %100 gümrük tarifeleri uygularım açıklamalarını yine bu hafta paylaştı. Dolayısıyla dolar endeksi yeniden yükselişe geçmişti. Nasdaq yatay 21.174'te, S&P'de de yatay bir görünüm 6.048 puanda. Dün Nasdaq %1.1 artıda günü kapattı. S&P küresel risk barometresi olarak izlediğimiz S&P 1000'deki artıda günü kapatmıştı. Çin Merkez Bankası Başkanı 2025 yılında büyümeyi teşvik etmek için destekleyici bir para politikası izleyeceklerini paylaştı. Şangay 1004 yükseliyor. Hong Kong'da 1007'ye yakın değer kazançlarının da gerçekleştiğini görüyoruz. Avrupa'da Almanya'nın ardından Fransa'da da siyasi bir krizle mücadele dönemi karşımızda. Bütçe konusunda anlaşmazlık ortamı devam ediyor Fransa tarafında da. Tahvil yatırımcıları da yaşanan bütçe sorununun çözülmesiyle birlikte Fransa'nın devlet tahvillerindeki satışa geçtiğini de takip ediyor. Şimdi hem enflasyon rakamlarını hem de aslında bunun piyasadaki yansımalarını, dışarıdaki son tabloyu da konuşacağız. GCM Yatırım Araştırma Müdürü Kudret Ağ Yıldır bizleri bekliyor. Kudret Bey, hoş geldiniz, kolay gelsin. Hoş buldum Gözde Hanım, iyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkürler. Aslında geçtiğimiz hafta merkezin işaret ettiği noktalarda gıda enflasyonunun Kasım ayında belirleyici olduğuna ilişkin vurgular görmüştük. Bugün gelen rakamlarda benzer bir tabloyu takip ediyoruz. Hizmet enflasyonundaki iyileşme belirgin olmuş, lokanta ve oteller tarafı oldukça yavaş bir artış içerisinde ama neler gördük? Bugün gelen verilerde yansımalarını da değerlendirelim. Aslında fiyatlama reaksiyonu, daha doğrusu enflasyon sonuçları çok sürpriz değil. Zaten yüksek bir enflasyon beklentisi vardı. Geçtiğimiz haftaki yayınlarda da sizle bunu konuşmuştuk. Zaten son 5 yılın ortalaması da kabaca %2.47 idi. Bu açıdan 2-2.5 arasında bir rakam aslında şaşırtıcı olmadı. Tabii burada enflasyonu yukarı çeken kalemler içerisinde gıdanın hareketi dikkat çekiyor. Herkesin net bir şekilde ihtiyacı olduğu, tüketmek zorunda kaldığı bir ürün. Bu da ister istemez gelecek dönemki enflasyon sürecine ilişkin beklentilerdeki o katılığı görmemiz olanak diyor. Yani gıda problemi ortadan birazcık olsa kalksa iş birazcık daha farklı noktaya gelebilirdi. Neredeyse 1.25 puanlık bir etki sağlamış oldu puan üzerinde. Tabii genel görüntüde bir önceki enflasyon rakamı %48.58'di. Artık şu anda 47.09. Muhtemelen Aralık ayındaki enflasyonla birlikte 46'nın altında rakamlara artık neredeyse kesin gözüyle bakılabilir. Ama 45'in altına sarkar mı o ayrı konu. Gelecek aylık rakama bakıyor olacağız. Piyasa dinamiklerine baktığımızda şu anda iyimser bir reaksiyon var. Bankacılık endeksi kabaca 32 sektör içerisinde en iyi performansa sahip. Bu da ister istemez merkezin faiz indirimi tarafındaki psikolojik isteğinin fiyatlama üzerine yansıdığını görmüş olduk. Daha önce bunu Amerikan Merkez Bankası kararlarında da ya da beklentilerinde de görmüştük. Yani gelen enflasyon gibi, büyüme gibi, istihdam gibi verilere karşın S&P 500 tarafında ya da Amerikan Borsa Endeksi tarafında iyimser bir reaksiyon görmüştük. Buna benzer bir senaryo izliyoruz. Her ne kadar beklenti üzerinde %2 üzerinde kalıcılaşan bir enflasyon izliyor olsak da piyasa dinamikleri burada merkezden bir indirim sürecine ilişkin beklentiyi fiyatlama alanı içerisine yansıtmaktadır.
Şimdi özellikle borsaya yansımasını da biraz değerlendirelim. Aslında veri ilk geldiğinde Borsa İstanbul'da bir miktar yönünü aşağıya çeviren bir fiyatlama gördük. Ama sonrasında hızlı bir yükseliş hareketi bankalar öncülüğünde ki bugün %3,5'luk bir değer artışı bankalarda. 9800 puanın üzerindeyiz. Eylül sonrası ilk kez kendimizi 9800 puanın üzerine de attık. Özellikle Aralık ayında faiz indirilmene kapı mı aralandı? Bu soruyu da beraberinde getirmişti ortaya. Ya da Ocak'ta mı bir faiz indirimi olur diye konuşuyordu piyasa. Cumhurbaşkanı yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın enflasyon rakamlarına ilişkin mesajları var. Oradaki mesajları paylaşalım. Dezenflasyon sürecinin devam ettiğini vurguladı Cumhurbaşkanı yardımcısı Cevdet Yılmaz. Mayıs'a göre yıllık enflasyondaki azalış 28,4 puan oldu diyor. Ve TÜFE'nin Kasım ayında %2,24 oranında yükselirken Ekim ayına göre yıllık enflasyon %1,5 puanlık düşüşte %47,09 seviyesine gerilemiştir açıklamasını yapıyor. Böylece 2024 yılı Mayıs ayına göre yıllık enflasyondaki azalış 28,4 puana ulaşmıştır. Hizmet enflasyonundaki Ekim ayındaki belirgin bir şekilde başlayan yavaşlama Kasım ayında da devam etmiştir. Ve sözleşme yenileme oranının düşmesinin de etkisiyle aylık kira enflasyonu Kasım ayında gerilemiştir. Kira fiyat artışlarındaki düşüş eğiliminin önümüzdeki dönemde sürmesini ve hizmet grubu enflasyondaki düşüşe olumlu katkı vermesini bekliyoruz. Geçici arz koşullarına bağlı olarak işlenmemiş gıda enflasyonu yüksek seyrini sürdürürken gıda dışı aylık tüketici enflasyonunda daha olumlu bir seyir izlenmiştir. Kasım ayında enflasyonun ana eğiliminde düşüş varken BVC endekslerindeki aylık artışlar 1,5 seviyesinde yıllık enflasyonda 45,68 ve 47,13 seviyesine gerilemiştir diyor. Yurt içi üretici fiyatlarındaki ılımlı seyir tüketici fiyatları üzerindeki maliyet yönlü baskının giderek hafiflediğini göstermektedir. Firmaların fiyatlama davranışlarında görülen iyileşme tüketici enflasyonuna olumlu yansımaktadır açıklamasında paylaşıyor ve diyor ki uygulanan dezenflasyonist politikalara duyulan güvenin artması enflasyondaki düşüşle birlikte enflasyon beklentilerinin de iyileşmesine katkı sağlamaktadır. Toplumsal refahı ilerletmek, ekonomide öngörülebilirliği sağlamak, kaynakların daha da acil ve etkin dağılımını gerçekleştirmek için ekonomi programımızı kararlılıkla uyguluyoruz. Dezenflasyon sürecinin de önümüzdeki aylarda da devam etmesini bekliyoruz. Tek haneli rakamlara yeniden ulaşıncaya kadar da enflasyon mücadelemizi çok boyutlu, koordineli ve kararlı bir şekilde sürdüreceğiz diyor. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'la da mesajlar geliyor ki dezenflasyon sürecinin önümüzdeki aylarda da devam edeceğini vurgulamış. Aslında biraz bu tarafı konuşmaya çalıştık ama bunun yansımalarını da okuyalım. Ne dersiniz Borsa İstanbul'daki sirayeti adına? Tabii ilk başta sizin de vurguladığınız gibi bir miktar düşüş olduktan sonra bankacılık önderliğinde sektörlerdeki iyimser fiyatlama reaksiyonunun devam ettiğini görebilmekteyiz. Burada yine biraz önce de vurguladığım gibi Merkez Bankası'na ilişkin faiz indirim beklentisi ana kalem olarak durmakta. Tabii burada işin fiyatlama kısmıyla, yani işin spekülatif kısmıyla Merkez Bankası'nın karar mekanizmasını ayrı tutmak lazım. Bunu global taraftaki fiyatlama reaksiyonlarından da görüyoruz. Yani bu şekilde hareket oldu diye Merkez Bankası Aralık'ta bir faiz indirimini kesinleştirmiştir şeklinde bir yargıya kapılmayalım. Aksine eğer Merkez Bankası bir pas geçerse bu süreci, borsa reaksiyonlarında da bir düzeltme hareketi olabileceğini de göz ardı etmeyelim. Ama şu anki tempoya baktığımız zaman da piyasalar Kasım ayında başladığı iyimserliğini Aralık ayı genelinde de sürdürme çabası içerisinde bankanın, gayrimenkul gibi faiz hassas olan sektörlerin başını çektiği bir bölümde de psikolojinin olası faiz indirimi olduğunu görmekte fayda var. Ama şunu unutmayalım, zaten Kasım ayındaki fiyatlama reaksiyonları hem 4 ana sektör için hem de endeksin kendisi için oldukça iyimser bir görüntüyü göstermişti. Bu açıdan da olası faiz indirimi psikolojisi de bu sürecin ana destekleyicisi olarak iyimserliği sürdürmeye katkı sağlamaktadır.
Şimdi özellikle Borsa İstanbul tarafında yükseliş hareketinin derinleştiğini, 9800'ün üzerine attığımızı, ki 2 ayın en yüksek seviyesine ulaştığımızı paylaştık, ama bankalar tarafını da biraz değerlendirelim ve açmaya çalışalım. %3,5'luk bir artı. Aslında geçtiğimiz hafta Cuma günü Yapı Kredi'deki düşüşlerle bankalar bir miktar baskılanmıştı. 0,16'lık kaybı takip etmiştik. Ama şöyle 5 Kasım tarihinden bu yana bankaları ele aldığımızda %30'luk bir prim. Aslında faiz indirimine karşı en duyarlı olan tarafta hep konuşuyoruz. Sizle de sık sık yayınlarda kar marjlarında toparlanma olup net faiz marjları ile iyileşip spreadler genişleyecek mi diye aslında bankalar tarafındaki temel faktörleri de biraz değerlendiriyoruz. Ne dersiniz oradaki son tablo adına? Tabii yani Kasım ayı itibariyle özellikle önemli bir dönüş kaydettiğimizi borsanın geneli için söylemekte fayda var. Bankacılık gelecek dönemki hikaye bandında hem faiz temasıyla hem de gelecekte olası bir yabancı giriş sağlarsa ilk etapta bankaya gelir psikolojisiyle ve Temmuz'dan bu yana sergilemiş olduğu önemli bir düzeltme eğilimiyle birlikte İşin fiyatlama tarafına önemli bir yansıma kaydetti. Ha, bu arada şunu da unutmamak lazım. Yani Temmuz'daki Moody's kararı ardından oluşan zirveler ve bu zirvelerden gerçekleşen düşüşlerde hala hem endeksin kendisi hem de sektörlerin neredeyse çoğu, yani 32 sektörün neredeyse burada 27-28'ini vurgulayabiliriz. Hala Temmuz zirvelerinden uzağız. Yani henüz orayı aşabilmiş yeni bir yükseliş eğilimini daha da derinleştirecek bir ortamda değiliz. Ama son dönemdeki yabancıların da hisse senetlerinden çıkış yaptığı bir ortamda hisse senedi piyasası için yeni dönem hikayelendirme koşulunda TCMB'nin gelecek dönemki politika faizini ayarlayabileceği bir ortamda tabii ki buna hassas sektörler ön plana çıktı. Bankada bu noktada iyimser bir performans sergilemiş olduğu, gelmiş olduğu fiyatlama davranışı da zaten kabaca 14.700'e yaklaşmış oldu. Orada da 13.850'nin üzerinde hareket akışı devam ediyor. Nitekim 15.000 ve 15.300'lere kadar da banka iyimserliğinin sürebilme ihtimali de ön plandadır diye söyleyebiliriz. Şimdi özellikle geçtiğimiz haftaya baktığımızda sigortalarda da çok hızlı primler gördük. En fazla değer kazanan sektörlerin başındaydı. Yani %9,8'lik bir artıdan orada bahsetmek mümkün. Kasım ayında borsanın bir aylık performansını sigortalar bir haftada yaptı. Aslında çimentolar, sigortacılık sektörü, gayrimenkul yatırım ortaklıkları Kasım'da en güçlü olduğunu konuştuğumuz sektörler. Biraz burayı değerlendirelim. Sektörel bazda neler bekliyoruz? Aslında yine tarihsel anlamda Temmuz zirvelerinden bu yana yıl genelinde banka, iletişim, sigorta en iyi performansları sağlarken yine düzeltme tarafında sigorta temasının da en fazla düzeltme hareketi gerçekleştiren sektör olduğunu görmüştük. Yine bunun arka planında politika faizi tarafındaki olası değişimlerin habersel anlamda çıktığı zamanlardı Temmuz-Ağustos dönemi. Bu yüzden de buna hassas olan sektörlerde bazı hareketler izledik. İşte bazı sektörler burada çok daha fazla reaksiyon verdi düzeltme tarafında. Tabii bu düzeltmeler olurken, yani olduktan sonra kabaca bir zirveden %50 düşen sigorta endeksinden bahsediyoruz. %25-30 düşen bankadan bahsediyoruz gibi gibi. Bu tarz hareketler olduktan sonra gelecek döneme ilişkin yeni hikayeler bandında yine sektörel farklılıklar ortaya çıkabiliyor. Tabii burada sigorta birazcık daha bu hikayenin farklı bir alanında yer alıyor. Biz genellikle faiz artışı dönemlerinde sigorta tarafındaki iyimserliği konuşuyoruz. Ama faiz indirimi dönemlerinde o bölüm biraz soru işareti oluşturabiliyordu. Ama sigortanın kendine has özelliği ve sunduğu hizmetler çerçevesinde baktığı için ve mevcut hayat pahalılığının ve elimizdeki kalemlerin karşılığının da alabilmemiz açısından da sigorta sektörü oldukça önemli. Yani biz örnek vereyim, çok basit bir örnek verecek olsak, bir araç sahibi olduğumuz zaman mecburen bunun kaskosunu yaptırmak durumunda kalabiliyoruz. Yani bir ev satın aldığımızda işte özel sağlık, özel konut sigortası, DASK yapmak
durumunda kalıyoruz. Niye? Oradaki problemlerden mümkün olabildiği minimum hasarlı gidebilmek açısından. Burada bu şekilde olduğu zaman çok basit bir şekilde hizmet sağlayan bir sektör olması koşuluyla o gelecek dönemki politika değişimi senaryosundaki olumsuzluğu diğer taraftaki taahhütnamelerle birlikte destekleme çabası içerisine giriyor. Bu açıdan da yine her sektörde olduğu gibi sigorta tarafında da önemli güçlü şirketlerin bu tür düzeltmelerden sonra yeni hikaye olarak da iyimser bir performansa sahip olabileceği düşüncesi ön planda. Tabii bu sigorta içerisinde biz de model portföyümüze Türkiye sigortayı eklemiş bulunduk. Son gelen finansallar ve gelecek dönemki beklentiler marjında da iyi bir beklentiye sahibiz sigorta tarafındaki Türkiye sigortada. Şimdi özellikle bu yıl en fazla değer kazancını konuştuğumuz ve reel anlamda yatırımcısına kazandıran tarafta kıymetli madenlerin yanı sıra bizler mevduat tarafını, vadeli mevduatları görmüştük. İşte buna çok paralel getiriler sunan likit olma özelliğiyle para piyasası fonlarını aslında düşük riskli cepheyi takip etmiştik. İşte ters repo tarafıyla politika faizi daha Koreli olan tarafta yatırımcı reel bir getiri sağlamıştı. Biraz orayı değerlendirelim mi? Yani faiz indirme beklentileri Aralık ya da 2025 yılında karşımıza çıkacaksa mevduat faiz cephesinde neler beklemek lazım? Ama yine de reel faiz ortamının devam edeceğini düşünecek olursak yatırımcısına reel anlamda kazandırır mı bu cephe? Yıl sonuna doğru da yaklaştık. Bankalar yıl sonuna doğru mevduatta daha yüksek oranları da dönem dönem vermeyi tercih edebiliyorlar bilançolarını ayarlamaları nedeniyle. Dolayısıyla ne beklersiniz o cephede? Tabii burada dikkat edilmesi gereken en önemli husus gelecek dönemde de enflasyon temasının arzu edildiği ölçüde düşüş eğilimi gerçekleştirip gerçekleştirmemesi. Bildiğiniz gibi Merkez Bankası'nın beklentisiyle piyasa beklentisi arasında belli ayrışma söz konusu. Nitekim özellikle piyasa beklentisinde de biraz 30'a yakın sama senaryoları ön planda. Son 10 yılın ortalamalarından gittiğimiz zaman da kabaca %28'lik bir yıl sonu enflasyonda teorik anlamda gündemimizdi. Şimdi hal böyle olduğu zaman otomatik olarak her ne kadar faiz indirimlerinin gelecek dönemde aşağı yönlü eğilim oluştursa da burada yine tabii ki enflasyon üzerinde bir faiz rakamının olabileceğini göz ardı etmemek gerekiyor. İlaveten Türk lirası reel anlamda güçlü kalacak sembolü ya da sloganı 2024'te olduğu gibi 2025 yılında da gündemimizi meşgul edecek. Bu açıdan evet şu anda faiz indirimi gelecek dönemde hisse senedi piyasasında iyimser ve son düşüşlerden sonra da iskontolu şirketler açısından önemli bir fırsat olsa da portföyümüzün %100'ünü hisse senedi yapmayacağımız için burada mevduat özellikle burada likit anlamında para piyasası fonu gündemimizi meşgul etmeye devam edecektir. 2024 yılında olduğu gibi 2025 yılında da bu çeşitliliği sağlamamız gerekiyor. Tek bir ürüne paramızın %100'ünü yatırmak çok rasyonel bir yatırım alışkanlığı değildir. Burada riskleri bölmemiz gerekiyor. Bir yanda olumsuz gelen bir senaryoda orada portföyümüzün bir kısmı değer kaybederken diğer tarafı pozitifle süreci dengeleyebilir. Bu açıdan da yine hisse tabii ki hisse senedi ön planda olacaktır. Ama buradaki fon ve mevduat tarafındaki gelecek dönemki faiz indirimine nazaran oradaki hassasiyetin devam ediyor olması bu süreci de ön planda tutacaktır. Burada bankalar tabii ki mevduat tarafındaki faiz oranlarında bazı avantajlı süreçler sunabilir yatırımcılarına. Geçmiş dönemlerde de bunu yapıyordu. Para miktarı yani sermaye miktarına bağlı olarak bu oranlarda çeşitli değişkenlikler sağlanabilir. Orada bankaların uygulayacağı reaksiyonlar önemli. Tabii ki şu anki görüntüyle 6 ay sonraki görüntü aynı olmayacaktır. Ama hala belirli potansiyellerini koruyacaktır. Burada en azından şunu vurgulamakta fayda var. Şu anda risksiz getiri olarak bildiğimiz bu bölümlerdeki getirilerle
Hisse senetlerine ilişkin beklentilerde ne kadar farklılıklar var? Burada arada ne kadar bir oransal değer söz konusu? Bunları da dikkatli takip etmemiz gerekiyor. Yine daha önce söylediğim gibi şimdi tekrar da söylemek istiyorum. 2025 yılı projeksiyonda da muhakkak ve muhakkak bu portföyde bir seçicilik yapmamız, bu dengeli bir senaryoda ilerlememiz önem arz etmektedir diye söyleyebiliriz. Şimdi bir de son olarak dışarıya bakmaya çalışalım. Bu hafta tarım dışı istihdam verisi gelecek. Beklentiler 183 binlik bir artışın geleceği yönünde. Tarım dışı istihdam verisine Ağustos ayından bu yana daha dikkatli bakmaya çalışıyoruz. Çünkü resesyon endişeleri, borcdan gelen artış bir tribülans yaratmıştır. Kredi işlemlerinin çözülmeleri. Ne dersiniz, Amerika tarafında bir yandan Trump'ın enflasyonist politikaları ile birlikte yaptığı atamaları sık sık konuşuyoruz. Bu hafta bir tehdit BRICS ülkelerine geldi. Ortak bir para birimi oluşturursanız ben de size %100 gümrük vergisi tarifesi uygularım diyor. Neler bekliyoruz dışarıda? Tabii Trump koltuğa oturma süresi yaklaşırken ister istemez seslerini daha fazla yükseltmeye çalışıyor. Ve bu da piyasa dinamikleri üzerinde de aslında dikkat çekiyor. Görüyoruz ki 2025 Ocak'ta koltuğa oturduktan sonra Trump gerginliği gündemi meşgul edecek. Tabii bir yandan da Amerikan Merkez Bankası'na ilişkin beklentilerde de belirli değişimler görüyoruz. Nitekim kabaca swap piyasası ile vadeli piyasa arasında belli farklılıklar vardı. Aralık ayında ne gerek var düşüncesi söz konusuyken şu anda çeyrek puanlık faiz indirimi ihtimali hala gündemimizi meşgul ediyor. En azından vadeli tarafa baktığımızda kabaca %73 civarlarında. İstihdam tarafında bir önceki ay 12 bin gelmişti. Kasırga ve grevler bu konjonktür içerisinde gündemimizi meşgul etmişti. Her ne kadar ADP özel sektör istihdam verisinde bunu izlememiş olsak da manşet tarım dışı rakamlarında bunu görmüştük. Tabii 183 bin aslında 12 binden baktığımızda çok çok güzel gözüküyor ama tarım dışı istihdamın genel ortalaması 200 bin bandına yakın bir ortalama görüntüde. Bu yüzden de 183 bini normal bir istihdam rakamı olarak karşılamamız gerekiyor. Yani 12 binden wow, çok güzel geldi vurgusu yapmamak gerekiyor. Ama genel açıdan istihdam piyasasındaki iyimser senaryonun devam ettiğini görebilmekteyiz. Burada Fed'in de faiz indirimi denkleminde ha burada yapmasa da olur. Evet ama şu anki piyasa dinamikleri çeyrek puanlık indirim senaryosunu kuvvetli görüyor. İlaveten biz bu cuma günü tarım dışı istihdamı gördükten sonra önümüzdeki haftada Amerikan enflasyon verisini göreceğiz. Bu açıdan bir yandan istihdam, bir yandan da enflasyon dinamiklerini inceledikten sonra Fed üzerindeki beklentiler çok daha netlik kazanacaktır. Ama şu an istihdam 200 binin üzerinde gelse de hani orada çok ciddi dramatik bir değişim olacak mı? Burada biraz soru işaretlerinin olduğunu söyleyebiliriz. Çok teşekkür ediyoruz Kudret Bey. Kolaylıklar diliyoruz. Ben teşekkür ederim. Efendim, şirket haberleri ve emtia cephesinde gündem diyeceğiz. Önce şirket haberlerine hemen bir bakacağız. Aselsan Savunma Sanayi Başkanlığı ile birlikte 14,8 milyon dolarlık sözleşme imzalıyor. Tekfen'den bir açıklama var. 2024 ile 2028 yılları arasında cironun 1,5 milyar dolarda 2,5 milyar dolara, FAVÖK marjında ise %7 seviyelerinden %14'lü seviyelere yükselmesinin beklediklerini paylaştılar. Yapı Kredi yurt dışında 185 gün vadeli 100 milyon dolar tutarında borçlanma aracı ihraç etti. Bankaların Eurobond ihraçları devam ediyor. Özellikle özel sektörün kamunun Eurobond ihraçlarının çok güçlendiğini takip ederken daha düşük borçlanma maliyetleriyle bu ihraçların gerçekleştiğini de hem CDS düşüşüyle hem de gelen not artışlarıyla birlikte artık takip ediyoruz. Alerco Holding paylarının geri alınması kapsamında 156 bin adet payı 95,9'da 96,3 lira fiyattan geri aldı. Kontrolmatik ise 9,5 milyar liraya kadar borçlanma aracı ihraç edilmesi kapsamında SPK'ya başvuru yapıyor. Garanti Bankası ise 367 gün vadeli 240
244 bin Amerikan doları ve 162 milyon 400 bin euro tutarındaki 2 ay dilimden oluşan sendikasyon kredisi anlaşmasını imzaladı. Onu da paylaşalım. 244 milyon dolarlık bir rakamdan bahsediyoruz Garanti Bankası adına. Emtia cephesinde neler yaşanıyor? Hemen bir de oradaki son tabloya bakalım. OPEC Plus öncesinde petrol tarafında yükselişin gerçekleşmediğini görüyoruz. Daha yatay bir görünüm var. Özellikle üretim kesintilerinin yapılıp yapılmayacağı merak konusu, ama bir yandan Başkan Trump'ın uygulayacağı politikalar da önemli. Çünkü fosil yakıtlar üzerinde üretimi artırıcı bir işlevi olacak mı Başkan Trump'ın? Yine burada takip edilecek. Amerikan tipi ham petrolde 68 dolar bandındaki rakamları görürken Brent'te 72 dolar bandındaki rakamlar da yine takip ediliyor. Küresel lityum talebinin 2025'te artacağını UBS aktardı ve diyor ki 2024 yılı boyunca lityum arzının talebi aştığını ve bu durumun bir fazlalığa yol açtığını, fiyatların da yılbaşından bu yana %10 ila %30 oranında düştüğünü gördük. Ama düşük fiyatlara rağmen bir tepki olarak arz kısıtlamaları ve yeni madencilik projelerinin geliştirilmesinde de yavaşlama görüldü. Artık arz büyümesinin de talebin gerisinde kalacağını söylüyor bundan sonraki yıllar için. Ama 2027 ve 2028 yılları döneminde ise piyasanın ise dengeye oturacağını da paylaşıyor. BofA'dan, Bank of America'dan bir tahmin var. Tahıl ve soya için daha fazla zayıflık öngördüğünü yine aktardı. Tahıl ithalat talebinin zayıf olduğunu, yakın zamanda bir toparlanma olmayacağını aktarıyor. Dönelim Rusya'ya. Çin'e doğalgaz taşıyan boru hattı artık faaliyette efendim. Rus doğalgazını Doğu Sibirya'dan Çin'in yoğun nüfusu kuzey ve doğu bölgelerine taşımak üzere inşa edilen boru hattı da faaliyete geçti artık. Çelik üreticilerinden Trump'a tarife çağrısı geldi. Hemen oradaki başlığa bir bakalım. Amerika'da Çelik Üreticileri Birliği bu çağrıyı gerçekleştiriyor. Ülkenin seçilmiş başkanı Trump'ın yerli üretimi desteklemek için tarifeleri güçlendirme çağrısında bulundu. Artık bölümü noktalayacağız ama şimdi kısa bir reklamın hemen ardından da hem emtia cephesini konuşacağız hem de içerideki son tabloyu paylaşacağız. Efendim piyasaları konuşacağız. Bugün enflasyon rakamları geldi. Manşet enflasyonda gıda ve kira enflasyonunun belirleyici olduğunu görüyoruz. Ama çekirdek tüfeğe baktığımızda %1.53'lük artışla Eylül 2021'den bu yana en düşük artışını kaydetti. Dolayısıyla Merkez Bankası'nın etki alanının dışında dediği gıda ve kira fiyatlarında bir yükseliş var. Ama hizmet enflasyonundaki iyileşme çok belirgin. PPK karar metninde buna işaret edilmişti. Enflasyon raporu sunumunda özellikle hizmet enflasyondaki iyileşme sinyallerine de yine bir vurgu gerçekleşmişti. Şimdi gelen rakamları değerlendireceğiz. Piyasaya etkilerini yorumlayacağız ve altın tarafında neler görülüyor? Altın ve para piyasaları uzmanı Şirin Sarı bizleri bekliyor. Hoş geldiniz Şirin Hanım, kolay gelsin. Hoş bulduk Gözde Hanım, iyi yayınlar. Çok teşekkürler. Önce enflasyonla başlayalım. Neler gördük, yansımaları nasıl olur acaba? Aslında enflasyonda tabii zorlu bir yıl geçirdik. Artık bütün emeklerin yavaş yavaş karşılığının alındığı bir sürece doğru evriliyor. Tabii söz artık bundan sonra piyasanın beklediği karar faizde ve Merkez Bankası'nda olacak enflasyon rakamı sonrasında. Tabii aylık enflasyonun zor Ağustos, Eylül, Ekim ayı sonrasında 2,5 seviyelerine inmiş olması bu noktada aslında tabii ki pozitif bir gelişme. 2,24 geldi yanılmıyorsam. 2,88 bir önceki aydı. 2 yaklaşmış olması pozitif bir senaryo. Tabii ki yıllık beklentinin de %47 seviyelerine inmiş olması. Piyasanın tabii ki gıda fiyatlarını konuştuğumuzda, eğitim maliyetlerini konuştuğumuzda, hizmet sektöründeki nitekim daha pozitif ilerlemeyle beraber piyasanın hala katı olduğunu görüyoruz enflasyon konusunda. Çünkü gıda tarafındaki aslında etki şu an enflasyona daha fazla, %6 seviyelerinde neredeyse bir etki var. En azından düşebileceği ve tatil döneminin de başlığında, özellikle Noel tatilini yurt dışına daha fazla isteyeceğiz. İç piyasada bir miktar daha bu durgunluğa neden olabilir. Harcama kalemlerinin bir miktar daha azalabileceği, ama Kasım'da da biliyorsunuz Black Friday dolayısıyla bir harcama söz konusu olmuş olabilir. Bunun yansımalarını bir sonraki veri itibariyle alacağız.
artık enflasyon konusunda aslında yavaş yavaş zemine yaklaştık diyebiliriz. Bunun için belki daha farklı, daha mücadeleci bir eylem planına geçmek gerekecek. Ama genel itibariyle değerlendirdiğimizde yıl sonu enflasyon rakamları enflasyon hedeflerine uyumlu. Aylık bazda da o düşüşün sürmesi durumunda herhalde 2025 yılında daha rahat edebileceğimiz bir yıla doğru geçiş yapıyoruz diyebiliriz. En azından hem ekonomi yönetiminin hem de Merkez Bankası'nın attığı adımlarının meyvelerini yavaş yavaş almaya başladık gözden o. Kısacası onu söyleyebiliriz. Şimdi özellikle bir de buradan altın fiyatlamalarındaki son tabloya bakalım. İçeride gram altın 2950 lira seviyesinden işlem görüyor ekran fiyatlamalarında. Tabii dolar TL etkili ons altın faktörünü konuşuyoruz. Jeopolitik risk başlıkları, Ukrayna Rusya arasındaki gerginlik, Orta Doğu cephesi özellikle yine yakın takibimizde. Bu hafta Suriye ile ilgili başlıklara odaklandık. Ne dersiniz altın tarafındaki gelişmeler adına? Tabii bu hafta küresel tarafta da bizim iç piyasada enflasyon verisi önemliydi ama küresel tarafta da önemli veriler var. Özellikle Fed üyelerinin konuşmalarını takip ediyoruz. Ruggers'ın, Williams'ın konuşmalarından anlıyoruz ki bir kısım üye enflasyon özellikle faiz indirimi konusunda bekle gör ve mevcut faizin korunması yönünde görüşler bildirirken bir kısmında aslında 25 bas puanlık faiz indiriminin 18 Aralık itibariyle gelmesini bekliyor. Daha birçok Fed üyesinin konuşmalarını takip edeceğiz. Powell'ın konuşması var yarın itibariyle ve bu hafta bir de tabii tarım dışı istihdam rakamları var haftanın son günü alacağımız. Orada işsizlik rakamları, saatlik kazançlar verisi gelecek ABD cephesinden ve önemli takip edeceğiz. 200 bine yakın haftalık tarım dışı istihdamda artış olması bekleniyor. Tabii hem enflasyon rakamlarını almıştık ABD'den geçtiğimiz hafta. Enflasyon görünümünde bir miktar yükselişler var. İstihdam piyasasındaki bozulmalar tabii ki Fed'i 18 Aralık itibariyle 25 bas puanlık faiz indirimine zorlayabilir ya da beklenti bu noktada yükselebilir. Beklentilere geldiğimizde ise geçtiğimiz hafta %56 seviyelerindeydi. Bekleme oranı yani faiz indiriminde %25 bas puanlık faiz indirim beklentisi %56 seviyelerindeyken bugün geldiğimiz noktada %80'lerin üzerine çıkmış durumda. Çok hızlı değişkenlikler var. Yani piyasanın beklentisi, belirsizlik kavramı içerisinde çok hızlı değişiyor. O yüzden bunu da fiyatlara yansımasını çok hızlı bir şekilde görüyoruz. Geçtiğimiz hafta dolar endeksi 105 seviyesinin %6 seviyesinin altındaydı. Bu hafta yeniden 106-70 seviyelerine kadar tırmandı. Ons altında yine 2700 seviyelerine kadar yükselişler görmüştük. Geçtiğimiz hafta yine dip aynı gün içerisinde 100 dolara yakın düşüş gerçekleşti. Bu hafta da daha çok satış baskısının geldiğini görüyoruz. Belirsizliğin getirmiş olduğu, merkez bankalarının yol haritalarının değişkenlik gösterdiği bir süreç yaşıyoruz tüm dünyada. Bu noktada da tabii fiyatlamalar açısından bu baskı daha fazla hissediliyor. Bir yandan kripto borsalarına giren para sıcak para girişi, oradaki hareketlilik, bir yandan ABD borsalarının zirveye yakın olması bu yatırımcı iştahının, risk iştahının hala yüksek olduğunu gösteriyor. Bu da tabii bu ortamda altının bir noktada baskılanması gerekiyor. Tabii 18 Aralık itibariyle eğer Fed cephesinden 25 bas puanlık faiz indirim gelirse bu altını destekleyecek olan bir şey. Şunu unutmamak gerekiyor. Şimdi 12 Aralık'ta Euro bölgesine faiz indirimimiz var. Faiz indirimi gelecek büyük ihtimal 50 bas puanlık. 18 Aralık'ta Fed'i konuşuyoruz. 19 Aralık'ta Japonya'dan faiz artırımı gelecek büyük ihtimal. Orada %0,25'ten %0,50'ye çıkarılabilecek bir beklenti var. Çünkü artık enflasyon da Japonya'da yükselmeye başladı. Bunun etkisini belki fiyatlar cephesinde yılın kapanmadan son satışları 19 Aralık ve sonrasında görebiliriz. Şöyle ki 5 Ağustos'ta, 2 Ağustos, 5 Ağustos o hafta sonu ve Cuma Pazartesi'ye baktığımızda bizim borsamızda 1000 dolarlık ons altında 150 dolara yakın düşüşler gerçekleşmişti. ABD borsalarında da aynı şekilde düşüşler gerçekleşmişti. O yüzden Japonya'daki o hikayenin tekrarlanmasını bekleyebiliriz. O yüzden bu yılın en kritik kararlarından bir tanesi bence 19 Aralık'taki Japonya Merkez Bankası'nın kararı olacak. Oradaki carry trade pozisyonlarının ne kadarı bozulacak ve ne kadar finansal piyasalara yansıyacak. Buna daha çok odaklanacağız açıkçası.
Teknik olarak bakalım, ons altında bugün için, özellikle bu hafta için 2650 doların üzerinde kapanışlar görmezsek düşüş devam ediyor. 2605 dolar seviyesi geçtiğimiz haftanın dip seviyesi. Bu seviyelere kadar satışlar gelebilir. 2600 seviyesinin altında ise bir önceki dip seviyesi, 3 hafta önceki dibi 2540 dolar seviyelerini bekleyeceğiz. Bir miktar düşüş eğilimi devam ediyor burada. ABD 10 yıllıklar tarafında da daha dengeli bir süreç görüyoruz. Dolar endeksi de bu hafta daha güçlü. O yüzden altın cephesini baskılıyor. Ama genel itibariyle de baktığımızda tabii belirsizlik, Orta Doğu'daki gelişmeler ateşkese rağmen hala oradaki sürtüşmenin devam etmesi ons altını destekliyor. Fakat ons altın biraz daha düşüş eğiliminde diyebiliriz. Orta ve uzun vadede tabii ki pozitif bir yukarı yöndeki beklentimizi koruyoruz ama kısa vadeli 2300-2400 bandındaki beklentimizi koruyoruz açıkçası. Şimdi özellikle biraz doların hegemonyası üzerine de konuşalım. Trump'tan BRICS ülkelerine tarife tehdidi gelmişti. Dedi ki BRICS ülkeleri ortak bir para birimi bulursa ve dolardan uzaklaşmaya çalışacaklarını taahhüt etmezlerse %100'lük gümrük vergisi tarifeleriyle karşı karşıya kalacaklar. %100'lük tarifelerle karşı karşıya kalacaklar dedi. Ne dersiniz Trump'ın bu açıklamaları adına, doların hegemonyası adına, BRICS ülkelerinin ortak bir para birimi çıkarıp çıkarmayacağını konuşuyorduk. Nasıl bir durum olur diye konuşuyorduk ama BRICS ülkelerinde aslında genişlediğini, oradaki ülke sayılarının da arttığını takip etmiştik. Nasıl okumak lazım bu açıklamaları? Tabii ki sizin para biriminiz dünyada en çok kullanılan para birimi ise tabii ki bir noktada duruşunuzu sergilemeniz gerekiyor. Trump normal bir beklenen bir başkan duruşu sergilemek zorundaydı ve bunu yapıyor. Ama değişen dünya içerisinde kriptoları takip ediyoruz. Dijital dünyaya hızlı bir geçişin olduğunu görüyoruz. İşte bu noktada bazı şeyler artık mecburen değişmek zorunda kalıyor. Her ülke geliştikçe, pazardan daha fazla pay aldıkça, yani ekonomide söz sahibi olmaya başladıkça burada artık kendi kurallarını kendileri yazmaya başlıyorlar. İşte bu değişim sürecinden hep yıllardır bahsediyoruz ya, dünya değişiyor, pazarlar değişiyor, yol haritaları değişiyor şeklinde. Herkes bu paydan, bu pastadan en fazla pay almaya çalışacak. O yüzden tabii Amerika yine beklenilen duruşu sergileyecektir ama burada tabii ülkeler kendi aralarında daha farklı yollarla ticaret yapabilirler. Ve tabii ki kriptoların özüne de baktığımızda aslında bu sisteme karşı çıkan bir yaratılıştı, öyle söyleyebiliriz dijital anlamda. Dijitalleşmeye geçtikçe bu işler çok çok daha kolaylaşacak. Teknoloji bence sınırları ortadan çok çok önce kaldırdı ve daha fazla da kaldırmaya devam edecek. O yüzden dünyanın birkaç tane egomanya olan para birimi gerçekleşebilir gelecekte. Belki de tek para birimine geçilebilir. Burada güçlü olan kazanacak, hem teknolojik altyapı anlamında hem de ekonomik anlamda kazanacak. O yüzden bunu gelecekle birleştirdiğimizde her an her şey değişebilir. Yani ülkeler orada daha farklı söz sahibi olabilirler ekonomide. Şimdi özellikle bir de dijital para birimlerini mi konuşacağız? Aslında bu başlık önemli. BRICS ülkelerinin Evet. ortak para birimlerini konuşurken, çünkü hepsi birbirlerinden de oldukça farklı coğrafyada olan ülkeler. Rusya ve Çin'den bahsediyoruz özellikle. Biraz kriptolar üzerindeki son tabloyu da değerlendirelim. Orada Trump zaferi sonrasında hızlı bir yükseliş, özellikle XRP'de, Ripple'da %30'luk bir değer kazancını dün takip ettik. SEC Başkanı Gensler istifa paylaştı. Zaten paylaşmasaydı Trump acaba onu kovar mıydı? Çünkü göreve ilk geldiğim gün kendisini kovacağım da demişti. Doge Başkanlığı Elon Musk'a geliyor. Ne dersiniz kriptolardaki son tablo adına? Tabii aslında Bitcoin çok ciddi yol aldı bu noktada. Tabii dünyada lider konumunda olan isimlerin bu dünyaya eşlik etmesi, bu dünyaya, kripto dünyasına liderlik yapması çok ciddi anlamda bir fon girişini sağlıyor aynı zamanda. Tabii geçmiş süreç, tabii son 3 yıllık süreç unutuluyor. Kriptonun ölü olduğu, ölü taklidi yaptığı dönemler unutuluyor. Hep böyle coştuğu, yükseldiği zamanlarda pozitif ve kar haberlerini duyuyoruz daha fazla. Tabii bu dünyayı değiştiren bir varlık, kripto varlıklar bütün ticari sistemi değiştiriyor. Ama tabii bunların %95'i önümüzdeki yıllarda yok olacak. Belki ayakta kalabilenlerle
ayakta kalabilenler devam edecek. Doğru projeler, doğru liderlerle beraber devam edecek. O yüzden kriptoları tabii ki göz ardı edemeyeceğimiz kadar büyük bir piyasadan bahsediyoruz artık. Ama bir noktada yatırımcının mağdur olmaması açısından, son alıcı olmaması açısından da hala çok temkinli ve dikkatli olmaları gereken bir piyasa. O yüzden trade edenler, bu işin ticaretini yapanlar bence dikkatli olmalılar. Tabii ki ileriki projelere odaklanabilmek, işte onların analizini yapmak, bunlar zaten piyasanın doğasında olması gereken bir tutum. Regülasyonun da olduğu ülkelerde bu işin yapılması gerekiyor bence. O yüzden çoğu %95'i yok olacak. O %5'i tahmin etmek kolay bir şey değil. O yüzden yatırımcılarımız dikkatli olsunlar. Ama tabii kriptonun dinamikleri, blockchain teknolojisi hayatımızı zaten değiştirmeye başladı. Bundan sonraki süreçte de devam edecek. Teknik olarak da Bitcoin'de öngörü yapmak çok zor açıkçası. 100 bin dolar, hatta artık 250 bin dolarlar raporlara geçmeye başladı. Bu nereden ne şekilde döner ya da 1 milyon dolara mı gider, bunu tahmin edemeyiz. Ama teknik olarak en azından bu risk yönetimini yapmaya çalışıyoruz. En azından ilk realize olacağı bölge 10 bin, pardon, 107 bin ile 110 bin bölgesinde görünüyor. Buradan belki bir miktar realizasyon gelebilir kriptolarda. Zaten şu an artık Bitcoin durdu. Altcoin sezonu başladı. Altcoinlerde pump hareketini görüyoruz. Bu ne kadar devam eder ve süreç ne kadar sürecek? Altcoinlerden önce meme coinlerde yükselişler başlamıştı. O yüzden tek tek konuşmak çok zor olacaktır ama daha uzun vadeli datası olan, daha doğru projelere odaklanan, insan hayatını kolaylaştıran projelerin ön plana çıkacağını söyleyebiliriz. Yani bir miktarda hisse senetleri gibi aslında. Şirin Hanım, çok teşekkür ediyoruz değerli yorumlarınız adına. Kolaylıklar diliyoruz. Ben çok teşekkür ederim. Saygılar, iyi yayınlar. Çok teşekkürler efendim. Şirin Sarı bizlerleydi ve artık piyasa saatine veda ediyoruz ama kısa bir Avrupa turu yapacağız.